Daha önceki slaytlarda da değinmiştik. Soruları genel ve özel bir takım özelliklere göre değerlendirmek söz konusu. Bunları vurgulamakta yarar var. Yani bu araştırmanın yapılabilirliği, olurluğu, toplumsal önemi, bilimsel ilgililiği de vurgulanmalı. Örneğin siz kapkaça karşı polisiye tedbirleri araştırıyorsunuzdur. Ama o polisiye tedbirler zaten daha önceden başka yerlerde nasıl sonuç verdi, bunun araştırması yapılmıştır örneğin. Ya da bilimsel ilginlik açısından belirli bir sorun sizin istediğiniz, yapmak istediğiniz biçimde daha önceden araştırılmıştır. Paradigma artık değişmiştir, bir başka şekilde araştırılıyordur. Bunun gibi. Bu konudaki en tabii ki yardımcı unsur araştırmacı açısından bilimsel literatür. Buna gitmemiz gerekiyor. Soruları aynı zamanda değişik yönlerden rafine etmek, inceltmek de mümkün. Yani araştırmacı sorun kapkaç gibi nispeten spesifik bir sorun olarak görülse bile o konuyla ilgili genişlemesine bir araştırma yapmasını önleyebilir. Örneğin kapkaç sadece İstiklal Caddesi'ndeki bir sorun değil kuşkusuz. Başka yerlerde de var. Ama araştırmacı anlaşılabilir nedenlerde bu sorunu daha dar bir coğrafi bölgede, daha kontrolü olan bir bölgede yapmak isteyebilir. Araştırmacı mekan olarak belirli bir yeri seçebileceği gibi zaman olarak da kendisini sınırlayabilir. Örneğin diyelim ki nispeten daha kalabalık olan günlerde ya da bir takım ulusal bayramların vesaire olduğu durumlardaki kapkaçları özellikle inceliyor olabilir. Ya da belirli bir mekanda örneğin deniz kenarında gerçekleşen kapkaçlar üzerinde yoğunlaşabilir. Araştırmacının sahip olduğu kaynaklar da soruları nasıl incelteceğiyle çok yakından ilişkili. Örneğin bir araştırmacı polisiye tedbirlerle ilgili olarak her tür ortamda bulunma yönünde bazı olanaklara sahip olmayabilir. Dolayısıyla da bu yönlerden araştırma sorularının inceltilmesi gerekiyor. Bu bir dezavantaj değil kendi başına. Kuşkusuz ne kadar spesifikleştirilebilirse yani daha önceki şekilde yer alan o sınırlandırmayı yaptıktan sonra araştırmacı olabildiğince o sınır çerçevesindeki sorunu daha ayrıntılı olarak inceleme şansına sahip demektir. Ama bu inceltmeleri yapmadıysa, örneğin hem deniz kenarında gerçekleşen kapkaçları, hem İstiklal Caddesi'ndeki kapkaçları, hem ölümle sonuçlanan, hem yaralamayla sonuçlanan kapkaçları inceleyeceğim derse, bir araştırma çerçevesinde bütün bunları yapması, layıkıyla yapması mümkün olmayabilir. Bu açıdan bakıldığında biz toplumsal araştırma sorusu dediğimiz zaman kastettiğimiz şey ilk en doğrulanabilir ve ampirik verilerin toplanması ve analiziyle yanıtlanmaya çalışılan toplumsal dünya ile ilgili bir sorudan söz ediyoruz. Örneğin kapkaç örneği bağlamında bizim hangi polisiye tedbirlerin kişilerin tekrar kapkaçı yapıp yapmamalarında daha etkili olduğunu ortaya çıkarmak istiyorsak, diyelim ki sınırlandırılmış bir bazda, örneğin İstiklal Caddesi'nde yaralamayla biten kapkaç vakalarında polisin aldığı hangi önlemlerin diğerlerinden daha etkili olduğunu bulmak yönünde bir soru oluşturabiliriz. Bir örnek vermek gerekirse araştırma sorununun bildiriminden hangi soruların araştırılacağı ile ilgili olarak sanıyorum ki 8-10 yıl önce Daron Acemoğlu ile Robinson'ın bir kitabı çıkmıştı. Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Orijinleri diye. Bu araştırmadaki araştırma soruları şöyle sıralanmış.
Niçin bazı ülkeler demokratik, bazıları ise diktatörlüklerle ya da diğer demokratik olmayan rejimlerle yönetilirler? Demokratik olmayan birçok rejim için demokrasiye, niçin demokrasiye geçer? Bu geçişin nasıl ve ne zaman olacağını belirleyen nedir? Niçin bazı demokrasiler bir kez kurulduktan sonra güçlenip dayanıklı hale gelirken bazıları darbelere maruz kalıp tekrar diktatörlüğe dönerler? Gördüğünüz gibi araştırmacılar burada spesifik olarak niçin bazı ülkelerin demokratik, niçin demokratik olmadığını, bunların arkasında yatan nedenlerin neler olduğunu, niçin bazıları diktatörlükle yönetilirken demokrasiye geçerken bazıları geçemediğini ampirik verilere dayanarak araştıran bir çalışma yapma niyetindeler. Biraz önceki araştırma sorularına yakından bakacak olduktan sonra sanıyorum ki hemen dikkati çekecektir. Araştırmacılar aslında demokrasiyle ya da diktatörlükle ekonomik durum arasındaki ilişkiyi gözden geçirmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar daha önceki kuramsal modelde de gördüğümüz gibi değişkenleri oluşturuyor. Kuramsal modelde hatırlarsınız sosyoekonomik statü ve akademik yeteneğin akademik başarısı dediğimizde 3 değişkenden söz ediyorduk. Daha spesifik olarak değişken demek değişebilen yani en az 2 değer alabilen her şey. Örneğin bir ülkenin yönetimi. Demokraside de yönetilebilir, diktatörlükte de yönetilebilir. Bunların değişik kombinasyonları olabilir vesaire. Örneğin demokrasi dediğimizde parlamenter demokrasi ayrı, başkanlık sistemine dayalı demokrasi ayrı, bunun gibi. Belirli özelliklerin mantıksal seti dediğimiz, örneğin cinsiyet değişkeni erkek ve kadından oluşuyor çoğu zaman. Ama başka bir değişken daha fazla özelliklere sahip olabilir. Bir de değişkenleri süreksiz değişkenler, sürekli değişkenler olarak sınıflandırmak mümkün. Örneğin süreksiz değişken dediğimizde evli, bekar, kadın, erkek, Beşiktaşlı, Galatasaraylı gibi birbirini tamamen dışlayan ölçümlerden söz ediyoruz. Oysa sürekli değişken dediğimiz zaman burada bir süreklilik söz konusu. Örneğin kişinin boy uzunluğunu diyelim ki 1.70 olarak ölçebilirsiniz. Ama daha da spesifik olarak o 70. santimetrede kendi içerisinde 10 milimetreye daha bölünmüştür. Daha kesin bir ölçüm yapmak isterseniz bunu sağlayabilirsiniz. Tabii ki çoğunlukla süreksiz değişken biçimine çevrilerek ölçümler yapılıyor ama bu açıdan bakıldığında değişkenlerin sürekli ya da süreksiz olması daha sonra göreceğimiz gibi onları ölçmek, gözlemlemek için nasıl ölçüm, gözlem araçları geliştireceğimizle de yakından ilgili. Daha sonra uygulanacak istatistik testlerle de yakından ilgili ama somut olarak bakıldığında bir kez ölçüm yapıldıktan sonra her değişkeni süreksiz bir değişken gibi işleme tabi tutuyoruz. Peki bağımlı değişken, bağımsız değişken ne demek? Bağımlı değişken adı üzerinde açıklanan değişken, sonuç değişkeni, araştırmacıyı rahatsız eden, açıklanması istenen durum. Yani örneğin kapkaç bizi rahatsız ediyorsa, kapkaç burada bağımlı değişken oluyor. Neler yol açıyor kapkaçın artışına ya da azalmasına dediğimizde neler sorusunun cevabı ise bağımsız değişkenleri oluşturuyor. Yani açıklayan değişkenler, neden durumunda olan değişkenler. Örneğin eğitimsizlik, işsizlik ya da mekanın kalabalık oluşu eğer kapkaç olaylarını artıran unsurlarsa bu saydığımız 3 değişken bağımsız değişken, kapkaç olaylarının artışı ise bağımlı değişken yani sonuç değişkeni oluyor. Gene bir örnekle bakalım bağımlı bağımsız değişken açısından. Tıpkı Acemoğlu ve Robinson'ın araştırmasına benzeyen bir başka araştırma da Przeworski ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildi. Buradaki soru da benzer bir soru. Ekonomik kalkınma siyasal demokrasiye yol açar mı? Demokrasi maddi refahı artırır mı yoksa engeller mi? Gördüğünüz gibi bunlar son derece yüklü sorular aslına bakılırsa.
Çünkü bu araştırmada 1950-90 arasında 135 ülke inceleniyor ve demokrasilerin bir kez kurulduktan sonra maddi refahı daha yüksek ülkelerde daha uzun yaşadığını, sağlamlaştığını gösteriyor. Bunun için hatta araştırmacılar en azından o yıllardaki verilere dikkate alarak 4000 dolar gibi bir kişi başına düşen geliri ele almışlar. Her neyse, buradaki bağımlı bağımsız değişkene bakacak olursak kolayca görebilirsiniz. Burada ekonomik kalkınma düzeyi, artık bunu nasıl ölçerseniz bu bir başka dersin konusu, demokrasiye yol açıyor mu, açmıyor mu? Ekonomik kalkınma bağımsız değişken, demokrasi ya da bir ülkenin neyle yönetildiği bağımlı değişken oluşturuyor. Aynı şekilde ikinci soru, demokrasi maddi refahı artırır mı yoksa engeller mi? Aslında ilintili bir soru. Yani demokrasiyle yönetildiği belirlenmiş olan ülkelerde, örneğin kişi başına gelir demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde ülkelerden daha mı yüksek? Bu sefer demokrasi bağımsız değişken, maddi refah bağımlı değişken haline geldi. Gördüğünüz gibi araştırma sorusunu nasıl formüle ettiğinizle çok yakından ilişkili. Bir kavram belirli bir araştırmada bağımlı değişken olabilir ama bir başka araştırmada ya da araştırma sorusunda pekala bağımsız değişken olarak işlem görebilir. Bu örneğe daha sonra tekrar döneceğiz. Kontrol değişkenleri diye adlandırdığımız, araştırmacının üzerinde kontrolü olmayan bir takım değişkenler de vardır. Bunlar zeka, yaş, cinsiyet, deneyim gibi değişkenlerdir. Örneğin siz üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında acaba erkek öğrenciler mi yoksa kadın öğrenciler mi daha başarılı oluyor gibi bir sorunun cevabını arıyorsanız, cinsiyet üzerine herhangi bir kontrolünüz yok. Ya da araştırma sürecine ait zamanla ilgili bir takım kontroller sizin dışınızda olabilir. Olayların akışı sırasında meydana gelen bir takım şeyler, dış kaynaklı gürültü, ışık vesaire gibi şeyler sizin kontrolünüzde olmayabilir. Tabii ki araştırmacı açısından önemli olan şey bu tür değişkenleri olabildiğince denetim altında tutmak. Her ne kadar bu %100 olmayabiliyor ise de. Niçin önemli bu? Çünkü eğer bunları olabildiğince denetim altında tutmazsanız, bağımlı değişkende meydana gelen değişimin acaba sizin öngördüğünüz bağımsız değişkenlerden dolayı mı, yoksa kontrolünüz altında olmayan bu tür değişkenlerden dolayı mı meydana geldiğini ayrıştıramaz, ayırt edemez hale gelirsiniz. Toplumsal araştırmalar söz konusu olduğunda laboratuvar ortamında nadiren araştırmalar gerçekleştirildiği için araştırmacıların bu tür değişkenler üzerindeki kontrolü kuşkusuz daha az. Ama gene de olabildiğince bu değişkenleri kontrol edebilmek önemli. Bir başka kavram denence ya da hipotez kavramı. Bu terimle ilgili, denence hipotezle ilgili önce bir iki şey söyleyelim. Hipotez yanlış bir şekilde birçok yerde varsayım olarak çevriliyor. Aslında doğru değil. Varsaymak başka bir olay. Yani varsayım daha çok İngilizcesiyle assumption'ın karşılığı olarak kullanılmalı. Çünkü denence ya da hipotez dediğimiz zaman araştırmanın sürdüğü, devam ettiği müddetçe sonuçla ilgili bir öngörüdür denence. O araştırmanın sonuna kadarlık bir ömrü vardır. O araştırma sonunda o denencenin geçerli mi ya da geçersiz mi olduğu ortaya çıkar ve denence olmaktan kalkar. Dolayısıyla da Bu derslerde olabildiğince denence ya da hipotez sözcüğünü kullanmaya çalışacağız. Tanım olarak baktığımızda gözlemlenen olaylar ya da olay kümeleri arasında henüz kesinlikle kanıtlanmış olmayan
ancak kanıtlanması olası görülen ilişkileri anlatan bir önermedir, diyor. Örneğin biraz önce Przeworski ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada demokrasi acaba maddi refahı arttırır mı gibi bir araştırma sorusu görmüştüm. Ya da engeller mi biçiminde. Burada örneğin demokrasi maddi refahı arttırır gibi bir demence kurduysanız, o zaman bu sizin henüz daha verileri değerlendirmeden iki şey arasındaki ilişkiyi nasıl gördüğünüzü özetleyen bir önerme. Ama araştırma yapıldıktan sonra bu önerme ya doğrulanacak ya yanlışlanacak. Yani bir varsayım değil. Peki denencelerin temel özellikleri neler? Bir defa sizin ölçmek istediğiniz ampirik gerçeklik hakkında geçici bir ifade. Demokrasi maddi refahı artırır ya da engeller. Araştırmada test edilen bir önerme. Yani bu önerme şu şekli de alabilir. Örneğin demokrasi maddi refahı artırır. Bunun adı araştırma hipotezidir. Ya da herhangi bir yön belirtmeksizin demokrasi ile maddi refah arasında herhangi bir ilişki yoktur. Bu ikinci söyleyiş biçimi ise boş hipotez olarak adlandırılır. Bir bakıma denence dediğimiz zaman iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ifade eden bir önermeden söz ediyoruz. Örneğin siz demokrasi maddi refahı artırır yanı sıra maddi refahı ve diyelim ki doğurganlık oranı, maddi refahı artırır ama doğurganlık oranını azaltır diye de bir hipotez kurabilirdiniz. O zaman demokrasi aynı zamanda hem maddi refahla hem de doğurganlık oranıyla ilişkilendirilmiş olacaktı. Demin de dediğimiz gibi denencenin gerçeği açıklayıp açıklamadığı ancak araştırma sonucunda belli olacak. Deminki sözünü ettiğimiz hipotez yerine varsayımın kullanılması ile ilgili şeye tekrar dönecek olursak, varsayım araştırma sırasında doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermelerdir. Matematikten aşina olabileceğiniz aksiyom ise doğruluğu hemen herkesçe kabul edilen sav anlamına geliyor. Assumption diye adlandırılan sayıltı da benzer anlamları olan bir şey. Yani biz bazı şeyleri varsayıyoruz. Herkes tarafından kabul edilecek doğrular olarak gördüğümüz için ve onları araştırmıyoruz. Bunlar ancak varsayım ya da sayıltı olarak adlandırılabilir. İyi bir denencenin özelliklerini hızlıca geçmek gerekirse yalın olmalı. Örneğin biraz önce gördüğünüz örnekler son derece basitti aslında. Yani demokrasi maddi refahı artırır mı? Kolayca buradaki bağımlı bağımsız değişkenleri görmek mümkün. Sağlam bir mantığa dayanmalı. Bu sağlam mantığı en azından incelenen sorunla ilgili olarak görebilmeliyiz. Yani ne maddi refahı artırır diye düşündüğünüz zaman mantıksal olarak yönetim biçiminin maddi refahla ilişkili olabileceği çok yanlış gelmiyor. Kullanılan kavramlar tabii ki burada açıklanmalı. Yani demokrasiden kastettiğimiz ne? Maddi refah nedir? Bunlar bir sonraki dersimizin konusu. Ama biraz önce söylemiştik, demokrasi dediğimizde bunun parlamenter demokrasisi var, başkanlık sistemine dayalı demokrasisi var vesaire. Aynı şekilde maddi refah dediğimiz zaman da 1950'lerdeki maddi refah düzeyi ile şimdiki birbirinden farklı. Ya da insanların maddi refahtan ne kastettikleri 1950'lerdeki ile aynı değil. Bu kullandığımız kavramların deneyle elde edilebilen anlamları olmalı. Yani biraz önce Przeworski'nin araştırması için söylediğimiz gibi 1950 ile 1990 arasındaki ülkelere bakıp 135 ülkeye acaba maddi refahla demokrasi arasında bir ilişki var mı araştırılmış. Belirli bir kurama dayanmalı. Hep üzerinde durduğumuz şey bu.
nedir o kuramda? O zamana kadar yapılmış olan toplumsal araştırmalarda örneğin refahla ilişkiyi hangi şeyler ortaya çıkarılmış? Ya da insanlar niçin demokrasiyi ya da diktatörlüğü seçerler? Seçer tırnak içinde. Yönetim biçimi olan. Çünkü maddi refahı yüksek olan demokrasiyle yönetilmeyen ülkeler de var. Bunun tersi de var. O zaman burada ne tür bir mekanizma işliyor? Bu denencenin sınama teknikleriyle bağ kurulmalı. Gerçeklenmeye açık olmalı. Yani doğru ya da yanlışlanabilir olmalı. Yanlışlanması olanaksız iddialar içermemeli. Örneğin demokrasi refahı artırır mı vesaire, bu kolayca en azından ampirik verilere dayalı olarak test edilebilir. Ama örneğin demokrasi diktatörlüklerden daha iyi bir siyasi rejimdir. Bu en azından iyi ya da kötü bağlamını eğer değişik şekilde, ölçülebilir şekilde tanımlamazsanız yanlışlanması çok mümkün olmayan bir önerme haline gelebilir. Belirli bir gereksinmeden kaynaklanmalı. Yani niçin böyle bir araştırma yapıyorsunuz? Demokrasi maddi refahı artırır mı, artırmaz mı vesaire? Elbette bu aslına bakılırsa son derece önemli bir sorun. Dolayısıyla da eğer 100 yıl öncesine kadar demokrasi kavramı çok da önemli, hatta kuşkuyla bakılan bir kavram iken ilgili kitaplarda söz edildiği gibi ne oldu da son 100 yıl içerisinde demokrasi en gözde yönetim biçimi haline geldi? Ve yeni bilgi üretmeli bir denenci. Yani yeni bilgi derken de örneğin 1950-90 arasındaki rejimlere bakarak 135 ülkenin hangilerinin demokrasiden diktatörlüğe ya da diktatörlükten demokrasiye geçmiş oldukları, hangilerinin demokrasiyle başlayıp demokrasiyle devam ettikleri üzerinde araştırılması ve nedenlerini bilmek kuşkusuz bize yeni bilgi üretme açısından da bir şeyler getirecek. Burada basit örneklerimiz var denencelerle ilgili. Kolayca bu denencelere bakıldığında bağımlı ve bağımsız değişkenleri görmek mümkün. Bir ilişki tanımı görmek mümkün. Örneğin bir toplumda fakirlik oranı arttıkça evsizlerin oranı da artar dediğimiz zaman fakirlikle evsizlik arasında bir neden-sonuç ilişkisi kuran bir denenceden söz ediyoruz. Gelir arttıkça vergi kaçırma riski de artar. Aynı şekilde. Bunların her biri aslında yapılmış araştırmalara dayanan denenceler. Gelir arttıkça hırsızlık riski azalır. Eğitim düzeyi azaldıkça gelir düzeyi de azalır. Gelir arttıkça siyasi muhafazakarlık artar. Kentlerde hırsızlık varoşlardakinden daha yüksektir gibi açık ve seçik bir şekilde bağımlı bağımsız değişkeni kolayca görülebilen denenceler görüyorsunuz. Bunlardan kimisinde yön pozitif, kimisinde negatif. Peki bu denencelerden hangisi ya da hangileri araştırma hipotezi, hangileri boş hipotez diye sorsak ne dersiniz? Biraz önceki araştırma hipotezi, boş hipotez açıklamasını dikkate alacak olursanız. Araştırma hipotezi, hatırlayacaksınız, ikisi arasında şöyle bir ilişki vardır. Biri artarken diğeri de artar, biri artarken diğeri azalır gibi bir ilişkiyken, boş hipotez ise iki şey arasında ilişki yoktur biçiminde ifade ediliyordu. Dolayısıyla buradaki 6 denencenin 6'sına da baktığımızda aslında bu 6'sının da araştırma hipotezi olduğunu görüyoruz. Her araştırma hipotezi kuşkusuz boş hipoteze pekala çevrilebilir. Örneğin bir toplumda fakirlik oranı ile evsizlerin oranı arasında bir ilişki yoktur dediğinizde aynı şeyi bu sefer boş hipotez olarak ifade etmiş oluyorsunuz. Son olarak tümden gelin ve tüme varım yaklaşımlarıyla bir denence nasıl test edilir?
Grafik olarak bunu göstermek istiyoruz basit bir örnek üzerinde. Daha önce tüm dengelim ve tüm evarım kavramlarını tanımlamıştık. Çok basit bir örnek üzerinde derken, örneğin tüm dengelim o zamana kadarki kanunlardan, kuramlardan yararlanarak oluşturulur demiştik. Dolayısıyla belirli bir sorunu çözmek için de daha önce bildiklerimizden yararlanarak acaba bunun içinde bir çözüm bulabilir miyiz? Buradaki örnek, kişinin çalışmaya ayırdığı süreyle sınavda aldığı not arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik. Tüm dengelim aracılığıyla bu işe yaklaşacak olursak, şurada gördüğümüz en sol üstte evet diyorsunuz, yani ne kadar fazla çalışıyorsa kişi notu da o kadar artar diye böyle bir genel kuramdan yararlanarak gözlem yapıyorsunuz. Bu gözlemler sonucu çok çalışıp yüksek not alanlar da var, çalışmayıp düşük not alanlar ya da tam tersi olanlar da var. Verileri topluyorsunuz. Bu veriler sizin yukarıda sözünü ettiğiniz neden sonuç ilişkisini doğrular nitelikteyse, her ne kadar tam olarak uymasa da bir ilişki ortaya çıkıyorsa, o zaman tüm dengelim yaklaşımını kullanarak diyorsunuz ki evet, yani kişi ne kadar uzun süre çalışıyorsa notu da o kadar yüksek oluyor. Bu tabii daha önce sözünü ettiğimiz nomotetik açıklama biçimi. Yani genel olarak bakıldığında çalışma süresiyle not arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarıyor. Ama şuradaki dağılımı gözden geçirecek olursanız belki de burada hiç çalışmadığı halde not daha yüksek, nispeten daha yüksek not alan kişiler de var. Dolayısıyla nomotetik açıklamaları ideografik olarak yorumlamak her zaman size doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu elde ettiğiniz şeyin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Sağ taraftaki yaklaşım ise tüme varım yaklaşımı. Yani tekil olaylardan, ölçümlerden, gözlemlerden yararlanarak bir genelleme ortaya çıkarma durumu. Nedir burada? Araştırmacının çalışma saatiyle not arasında bir ilişki olduğu ile ilgili bir kuramdan hareket etmiyor. Ama hareket noktası bir takım gözlemler yapıyor. Ha, şu kişi şu kadar saat çalışmış, şu notu almış, bu kişi bu kadar saat çalışmış. O zaman kabaca çalışma saatiyle ilgili bir kalıba uydurmaya çalışıyor bu verileri. Ve bu kalıp da diyelim ki verilere bakarak da şöyle çok da doğrusal olmayan bir şey ortaya çıkarıyor. Buradan giderek de araştırmacı çalışma saati süresiyle not arasında doğrusal bir ilişki var yönünde bir genelleme yapma şansına kavuşmuş oluyor. Bu da ders sonunda araştırma sorunu, kurulan denencelerin tüm dengelim ya da tüme varım yöntemiyle nasıl test edilebileceği ile ilgili kısa bir grafik. Bu dersimizde araştırma sorununun tanımlanması ve denence kurma üzerinde durduk. Araştırma sürecini kısaca anımsattıktan sonra araştırmacının bir araştırma tasarımı geliştirmesi ve bu araştırma tasarımı çerçevesinde izlenecek araştırma stratejisini, kullanılacak araştırma yöntemlerini saptamasını konuştuk. Bunun arkasından da araştırma sorununun tanımlanması aşamasını açmaya çalıştık. Bu aşamada sorunun ne olduğu, bu konuda daha önce araştırma yapılıp yapılmadığı, yapılacak araştırmanın kimlere ne gibi yararlarını dokunacağı, arka plan bilgiler de verilerek, yani literatüre dayalı olarak da kısa bir şekilde açıklanmalı ve sorun bildirimi diye adlandırdığımız bu belgede aynı zamanda araştırmadaki araştırma sorularının da yalın bir şekilde tanımlanması gerektiğini söylemiştik. Yani sınanabilir denenceler kurulması, bu denencelerdeki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğunun kolayca görülebilmesi ve bu denencelerin daha sonra yapılacak
araştırmada toplanacak verilerle, yapılacak gözlemlerle sınanması üzerinde durduk. Denenceler kuşkusuz iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirtmek üzere kullanılan şeyler. Bu ilişkilerin neden-sonuç ilişkisi belirtmesi son derece önemli. Örneğin demokrasi refahı artırır vesaire gibi. O zaman bundan sonraki konuda nedensellik üzerinde duracağız. Yani sebep-sonuç ilişkileri üzerinde duracağız.